Hepinize yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltıyı 12'de yaptık. Bayağı geç yaptık. Ondan sonra hemen mutfağı temizledim. Şimdi çıktım mutfaktan. Bir de baktım ki her yer beyaza bürünmüş. Durmadan yağıyor deminden beri. Hepimiz seviyoruz biliyorsunuz. Instagram'da bir bakıyorum her yer kar resmi, kar storiesi. WhatsApp'a giriyorum durumlarda hep kar storiesi. Gerçekten büyükten küçüğe her insanı mutlu ediyor. Böyle içimize bir enerji geliyor nedense. Bu dolduracak gibi 3 gündür sulu kar şeklinde yağıyordu ama bu dolduracak. Bu arada yorumlarınızı okudum. Şuranın su damlaması için yazanlar var, aynı sıkıntıyı yaşayanlar. Mutlaka işte hani silikonunu değiştir falan diye. Şuradaki lastikler erimiş arkadaşlar, dışarıdaki yani dış kısımdaki lastikler. Şu aralardan da giriyor. Bir de şey yazanlar olmuş, sen şimdi kesin ev değiştirirsin diye. Vallahi arkadaşlar artık gülüyorum yani. Neden böyle bir düşünceye varıyorsunuz? Yani gerçekten artık anlamıyorum sizi. Neyse o konuya hiç girmeyeceğim. Ev falan değiştirdiğim yok. Silikon çekilecek. Şuraya da alçı yapacağız gerekirse. Şuradaki lastikler değişir. Yani bunlar yapılacak şeyler. Yapılmayacak şeyler değil. Bunun için ev değiştirilmez tabii ki. Lütfen böyle yine başka yerlere çekmeyelim konuları. Şu anın tadını çıkartayım. Güzel bir kahve yapayım ben şimdi, öğlen kahvesi. Vallahi enerjim yerine geldi. Şöyle biraz temiz havayı da içime çekeyim bakın. Ay ne güzel yağıyor, ne güzel yağıyor. Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Bakın. Bizim Özlem diyordu bunu videolarında. Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Ay çok güzel vallahi. Kahve yapıp geliyorum canlarım. Işığınız hep parlasın diye ışık seli bileklikler çok özel fiyatlarıyla sende. Rıza birazdan işe gidecek. O gitmeden markete çıkayım dedim. Alacaklarım var çünkü. Ay ne güzel, baksanıza. Saati 4 yaptık. Rıza işe gidiyor, Duru küstü babası işe gidiyor diye. Yine köşeme oturdum. Vallahi Rıza gittikten sonra hiçbir şey yapmadım. Zaten canım da istemedi. Bugün makine de kurmadım. Sadece mutfağı temizledim. Orayı zaten yapmasanız olmuyor biliyorsunuz. Ondan sonra oturdum burada. Camdan kar seyrettim arkadaşlar. Çocuklarla yine aynı şekilde evdeyiz zaten. Onların da canı sıkılıyor. Annemle konuştuk telefonda. Ondan sonra bir iki arkadaşımla konuştum derken vakit geçti. Şimdi mutfağa gireceğim. Dünden yemeklerim var. Onları ısıtacağım. Kızlarla karnımızı doyuracağız. Daha sonrasında bir tatlı yapasım var. Ama ne yaparım bilmiyorum. Canımız böyle biliyorsunuz akşamları bir şeyler istiyor. Artık iyice hepimiz mutfaktan çıkamaz olduk. Aynı şeyi annem de söylüyor. Canımız sıkılıyor diyor. Sürekli bir yeme içme hali, bulaşık işte. Bu döngü sürekli dönüyor yani, hepimiz için geçerli. Her gün ne pişireceğimi şaşırıyorum diyor. Gerçekten aynı şekilde. Bugünü kurtarıyorsunuz, yarına ne yapsak? Bugünden düşünmeye başlıyoruz. Neyse bakalım. Şimdi mutfağa geçeyim. Önce bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra güzel bir tatlı bir şeyler yapalım bakalım. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Bulaşıkları makineye attım. Sadece tencerelerim var yıkanacak. Ama ne yapıyorum? Mutfaktan çıkmadan tatlı işini halledeyim dedim. Malzemelerimi de hazırladım. Ağlayan pastaya karar verdim. Malzemelerden anlamışsınızdır zaten. Çikolata sosum, krem şantim burada. Kabartma tozu, vanilya. 3 yemek kaşığı kakao kullanacağım. Çay bardağı sıvı yağ var. Yarım su bardağı sütüm var. 1 su bardağı şekerim ve 3 tane yumurtam var arkadaşlar. Önce kekimi hazırlayacağım. Borcamımı da yağladım. Daha sonrasında zaten şanti ile birlikte çikolata sosunu yaparım. Kek soğuduktan sonra onlar sürülecek biliyorsunuz. Hadi bakalım Elif'e kolay gelsin o zaman. Evet, kekimi fırına verdim arkadaşlar. Çikolata sosunu hazırlıyorum. Bunun bayağı soğuması lazım biliyorsunuz.
Bu piştikten sonra hemen krem şantiyi de çırpıp onu da dolaba kaldıracağım. Daha sonra zaten aşamalı bir şekilde yapacağız. Tek sıkıntımız kakaolu şeyleri Rıza'nın yememesi. Onun dışında kızlarla biz yiyoruz ama Rıza bir tek kakaolu olarak bisküvi pastasını yiyor arkadaşlar. Hani bazen de böyle mozaik kek yaptığım zaman kekten bir dilim falan yiyor ama böyle kakaolu pastalara karşı alerjisi var nedense. Ama bizim de canımız istedi. Azra da çok seviyor bunu. Çikolata sosu pişti. Onu da balkona koydum yere soğusun diye arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyoruz? Krem şantiyi yapalım. Burada da ıslatmak için sütümü ayırdım. 1,5 su bardağı süt var burada. Kekin ilk sıcaklığı gidince ıslatacağız. Şimdi ben şantiyi çırpayım. Krem şanti hazır arkadaşlar. Şimdi dolaba kaldıracağım. Kekim de pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra ıslatacağım. Şöyle çatalla biraz. Delikler açıyoruz. Kek de yumuşacık olmuş. Çatal o kadar rahat giriyor ki. Keki ıslattım. 1,5 su bardağı sütü hemen çekti arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Soğumaya bırakıyorum. Krem şantiyi hemen sürersem krem şanti erir. O yüzden iyice soğuyacak. Hepsi soğudu arkadaşlar. Çikolata sosum da soğudu. Hatta buz gibi olmuş. Kekim de aynı şekilde. Saat 8:20 geçiyor. Duru'yu uyutmam lazım. Ona süt yaptım. Sütünü içiyor içeride. Ben de o sırada bunu dolaba kaldırayım. Önce krem şantimizi sürelim. O da iyice donmuş zaten görüyorsunuz. Masumlar apartmanı var. Başladı. Ama özet şu anda. Özet bitene kadar Duru'yu uyutmam lazım. Yine bol kalorili bir tatlı yaptık. Gerçekten kendimizi tebrik ediyorum. Kendimi yani. Ertesi günü daha güzel oluyor böyle tatlılar, böyle tam buz gibi oluyor. Bunu böyle 2 saat falan dinlendireyim. Tabi yatmadan birer dilim yeriz ama yarın daha güzel olacaktır. Şimdi çikolata sosunu da dökeceğim. Şöyle bir karıştıralım iyice. Bismillah diyelim. Çok dikkatli bir şekilde çikolata sosunu da yaydım. Vallahi bir ara böyle beyazlar karışacak gibi oldu. Allah'tan karışmadı. Üstüne de Hindistan cevizi ya da normal kırılmış ceviz falan süsleyeceğiz bakalım. Şimdi dolaba kaldırıyorum. Saat 9:30 geçti. Tam Duru'yu uyuttum. Rıza geldi. Erken geldi. Diğer görevli arkadaş erken gelmiş. Şimdi Masumlar apartmanını açtık. Yeni bölüm başlamış aynen. Ben de şimdi hemen çay suyu koydum. Börek istediler. Börek kızartacağım çayın yanına. Diyorum ya hep bir yeme içme hali gerçekten. Ne olacak sonumuz, Allah hayır etsin. Evet, kadıncağız 40 yılın başı dışarı çıkıyordu ama Naci fenalaştı herhalde. Aynen, fragmanda Naci fenalaşmıştı. Saat 10:30 geçti. Vallahi tatlımı süsledim arkadaşlar. Ancak soğudu. 2 saat dinlenmesi gerekiyordu. Şimdi afiyetle yiyeceğiz bakalım. Böyle cevizli, Hindistan cevizli. İkisini böyle şekil yaptım gördüğünüz gibi. Birazdan tadına bakacağız. Azra da bekliyor. Rıza Bey diyor ki niye kakaolu yaptım? Ben kakaolu yemiyorum. Dedim bu akşam yiyeceksin Rıza. Kaçışın yok.
Evet, ilk dilimimi koydum. Her yeri ıslanmış arkadaşlar, bakın. Şöyle ışıkta göstereyim hatta. Şöyle göstereyim. Hemen Azra'ya veriyorum bunu, kendime de alıyorum. Masumlar apartmanını bitirdik arkadaşlar. Vallahi hem komik oluyor, bazen duygusal oluyor. Öyle değişik bir dizi o da. Neyse, Azra yeni yattı. Ben de birazdan artık yatacağım, videomu da editledim. Azra ile ikişer dilim pasta yedik. Rıza Bey yemedi, kakaolu yemiyorum diye. Duru da artık yarın yer. Ona yetişmedi çünkü soğuması. Neyse, yarın kısmetse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.